Yurt dışında görüldüğü üzere maliyetler, MTI endeksi hala yükselmeye devam ediyor. Petrol 94 dolarlar seviyesine geldi. Ve bu iki önemli başlık maalesef sadece Türkiye'yi değil, bütün dünyayı enflasyon karşısında müteyakkiz hale getirmiş durumda. Ama Türkiye ne yaptı? Kim ne söylerse söylesin. Bakın, reel elektrik fiyatlarının değişimi Norveç'ten başlayarak şu yükselişe bakın ve lütfen Türkiye'ye gelin. Reel olarak elektrik fiyatları halen negatif olarak seyrediyor. Bu ne demektir? Doğalgaz fiyatlarını da aynı şekilde reel olarak Türkiye'de hala negatif. Peki bu ne demektir? Biz Türkiye olarak, kamu maliyesi olarak aslında hala sübvansiyonlara çok ciddi bir şekilde devam ediyoruz demektir. Elektrik fiyatlarındaki yükselişten serzenişte bulunanlar şunu çok iyi bilsinler. Türkiye'de elektrik fiyatları, doğal gaz fiyatları reel fiyatların da altındadır. Ve şu anda satın aldığımız doğal gazın neredeyse 1/5'ünü Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti kamu maliyesi, yani bu millet yüklenmiş durumdadır. Elektrik fiyatları gene aynı şekilde. Bütün dünya elektrik ve doğal gazla ve diğer emtia fiyatlarındaki yükselişle uğraşırken Türkiye'de elektrik ve doğal gaz fiyatları reel fiyatların da altında seyredip sübvansiyonlar devam ederken bununla ilgili ve bunun üzerine kurulu muhalif söylemlerin daha adil bir şekilde dönüştürülmesi noktasında bir çağrımız var. Dünya bir sıkıntı yaşıyor. Ve biz bir fanusta yaşamıyoruz. Net enerji ithalatçısıyız. Ve dünyayı tamamını etkileyen böylesine bir durumda yapılması gereken şey, tüm ülkenin üzerine yüklemiş olduğu bu sübvansiyonların takdirle karşılanmasını beklemekten daha öte bir şey değil. Bu anlamda kur ve tüfe yıllık değişime baktığımız zaman da sebet kurla çekirdek enflasyonun ne kadar birbiriyle tetikleyicisi olduğunu da aslında görüyoruz. Türkiye'de kur fiyatlarındaki artıştan dolayı iç talepteki artışla birleşince enflasyon belli bir noktaya geldi.